Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün biraz sebze yapacağız, salata malzemeleri yapacağız. Domatesi, biberi, marulu, limonu. Biz malzemeleri hazırlayacağız, salatayı yapması sizden. Hadi başlayalım. Salata için kullanacağımız renkler bunlar. Yeşillikli, bol yeşillikli bir salata yapalım o zaman. Öncelikle domatesimizden başlayalım. Olmazsa olmazı. Hamuru yuvarlıyorum önce. Böyle bütün pürüzlerini bir yok edelim. Sonra çöp şiş, bizim bir numaralı aletimiz. Çöp şişi ortadan şöyle kenara doğru bastırıp domatesin şu şeylere, ne bunu, boğumlarına yapıyorum. Şöyle biraz derin yapalım. Yayla domates tadında. Şu orta kısmı da küçük parmağımla bastırıyorum ki şu içeri doğru görüntüyü versin. Tamam. Şimdi bu domatesin neyi? Sapı. Şu yeşillik kısmı, onun adı neyse, onu yapıyorum. Yuvarladım. Eğer varsa elinizde yıldız kalıp da basabilirsiniz bunu. Yıldız kalıbı basıp yerleştirebilirsiniz. Bana alet kullanmak yasak. Şöyle yine bir yıldız şekli veriyorum zaten. Şu orta kısmı büzdüm. Çok hafif de bir iz bırakacağım. Şöyle aşağı doğru da verelim azıcık. Bunu aldık. Şimdi bir tane yeşil biber yapalım. Charleston. Bu rengi sarıya biraz yeşil ekleyerek elde ettim. Açık bir yeşil. Şimdi elimi bir tarafa bastırıyorum. Bu çok büyük oldu. Bunun bir kısmını şöyle keseyim. Domatesin yanında fazla büyük durmasın diye. Ama şu sivrilikte olmayacak tabii. O yüzden burayı iyice bir düzdüm. Tamam. Şimdi şöyle hafif yassılaştırıyorum. Ucunu sivrilttim. Buna bir sap yapalım. Önce biberin kafa kısmını yerleştirdim. Sonra da sapını.
Şimdi böyle dümdüz biber olmaz ya. Bunu aldım. Şöyle. Şöyle bir şekil verdim. Yine kürdanla şu kısımları şöyle birleştiriyorum. Bu da biber. Şimdi de limon yapalım. Bol ekşili olsun. Yuvarladım. Şöyle hafif limon formu verdim. Tam yuvarlak olmayacak. Şimdi bu iki kenarı şöyle elimle ezerek limonun kafa kısmını oluşturdum. Aynı hareketi buraya da yapıyorum. Çok küçük bir çıkıntı olacak burada. Fazla olursa şöyle toparlayabiliriz. Şu yandaki sivrilikleri de alalım. Oldu. Şimdi limonun pürüzlü bir yapısı var ya, onu vereceğiz. Yine klasik kürdanımızı aldık. Her tarafına çok dağınık bir şekilde deliklerini yapıyorum. Her tarafına uyguluyoruz. Şu limonun yaprağının geleceği yere de şöyle ufacık bir leke yapalım ki limon olduğu belli olsun. Tamam. Bu da limon. Bir de marul yapalım. Şimdi marulu yaparken önce şu iç göbek kısmını hazırlayacağız. Çok büyük yapmayalım, şöyle ufak olsun. Şu birleşme yerlerinin de izini verelim. Şöyle bir iç kısmı vardır ya. Şu yukarıdan aşağıda verdik mi? Tamam. Şimdi yapraklarını yapacağız. Şu yuvarlak hamuru şöyle üçgen kesiyorum. Şimdi şu kenarları kıvırmamız gerekiyor ya. Bunun için yumuşak bir zemine ihtiyacım var. Strafor da kullanabilirsiniz. Straforun üzerinde de yapabilirsiniz. Bu süngerden varsa elinizde o da olur. Strafor da yumuşak zemin olduğu için onun üzerinde de yapabilirsiniz. Şimdi bu kenarları ben şöyle dağınık dağınık eziyorum. Çay kaşığı. Bugünkü alet bu.
Şu ezdiğim kısımları da şöyle rastgele şekil veriyorum. Bunları isterseniz böyle dümdüz değil de şöyle çıkıntılar vererek de yapabilirsiniz. Daha dalgalı bir görüntü olur. Strafür üstünde yaparsanız eğer bunları bu tarafına kullanacaksınız. Çünkü alt tarafta strafürün izi çıkar. Kıvırcık marul yapıyoruz şu anda. Bir de bu işlemi yaparken, bu kaşık olayını yaparken hamurların kurumamasına dikkat edin. Kuruyunca bu formu yakalayamayız çünkü. Benim mesela hafiften kurumaya başladı. Nispeten zor oluyor. Şimdi bunları bir yerleştirelim. Duruma göre yenisini de yaparız. İç tarafa daha küçükleri. Şöyle dışarı doğru kıvırıyorum. Dediğim gibi dağınık yerleştirelim. Öyle çok düzenli falan olmasın. Bunu biraz daha yoğunlaştırabiliriz. Ben olabildiğince şöyle kıvırcık tadında kıvırıyorum. Sonra şu alt tarafı elimle koparacağım. Herhangi bir şeyle kesmeyeyim ki şu doğallığını kaybetmesin. Keskin bir uç olmasın. Hatta biraz daha yapabiliriz. Şöyle. Bu da marulumuz. Bunu biraz daha çoğaltalım. Ben şimdi çok zamanınızı almamak için devam etmiyorum ama aynı teknikle çoğaltıyoruz. Başka ne yapalım? Şu yeşilden dolmalık biber yapalım. Yani biber varken dolmalığı niye koyuyoruz onu bilmiyorum ama böyle bir tonumuz var, yapabiliriz. Şöyle domates gibi yuvarlak değil, biraz daha yüksek yaptım. Şu alt kısmına yine çizgilerini verdim.
Üst kısmına da aynı şeyi yapacağım. Şimdi bu orta kısmı şöyle bastırıyorum. Şunu da aşağı kadar indirebilirim bence. Ya bazıları uzun, bazıları kısa. Şöyle ufak bir kapak gibi bir şey var ya. Orayı da yapalım. Biberin sapını da yaptık mı? Tamamdır. Şunlar biraz az oldu. İyice içine girsin. Bunlar da hazır. Şimdi ben marulumu biraz büyüteceğim. Şunlardan birer tane daha yapacağım. Ondan sonra salata kasesine koyacağım. Salata malzemelerimiz hazır. Marul, domates, biber, limon, bir tane de dolmalık biber yaptık. Opsiyonlu, belki kullanmak istersiniz. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olursunuz. Oldukça sık yayınlamaya çalışıyorum videoları. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.